Gebelik sırasında fetüsün ense kalınlığını, pilisini veya ödemi ne diye dersek diyebiliriz. Bunu kalın ölçtüğümüz zaman olması gereken normların üstündeyse, 95%'nin üstündeyse artmış ense ödemi olarak nitelendirilir. Böyle bir fetüsle karşılaştığımız zaman tedirgin oluruz. Çünkü bunun altında genetik bir problem, kromozomal bir anomali, metabolik bir bozukluk veya ileriki dönemlerde nöro gelişimsel bir bozuklukla karşılaşılabilir. Böyle bir fetüsle karşılaştığımız zaman ilk olarak kromozomal veya genetik bir analiz yapmak durumundayız. Eğer genetik olarak bu bebek normalse arkasından bir yapısal bir problem çıkabilir. Özellikle de kalp anomalisi karşımıza çıkabilir. Onun için erken fetal eko bu bebeklere yapılması gerekir. Eğer bu bebekte kromozomal bir patoloji saptamadık, yapısal olarak da normal olarak nitelendiriyorsak, ileriki gebeliğin sonuna doğru da olabilecek nöro gelişimsel bir bozukluk karşımıza çıkabilir. Onun için muhakkak riskli gebelik kategorisinde incelenir ve üstünde eğilmesi gereken bir durum olarak nitelendirilir.